Kıymetli Herkes Duysun TV izleyicileri merhaba. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Ramazan tüm güzelliğiyle devam ediyor. Yüce Rabbimiz bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturdu ve başladı. Günler geçip gidiyor. Teravihiyle, orucuyla, sahuruyla, e, musikisiyle, daha birçok güzellikleriyle, Kur'an-ı Kerim'le, mukabeleyle Ramazan-ı Şerif binbir güzelliğiyle devam ediyor. Yüce Mevla en güzel şekilde tamamlayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli izleyicilerimiz bugün musikiden bahsedeceğiz ve güzel eserler deneyeceğiz kıymetli sanatçımızdan. Musiki ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bu zamana kadar hep var ola gelmiştir. Ve meclislerde bir muhabbet niyetiyle hep söylenmiştir. Hatırlayalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medineliler müthiş bir sevinçle onu karşıladılar evlerinin çatısına çıktılar. Öncesinde har bir tepeye çıkıp günlerce orada beklediler ha geldi ha gelecek diye. Ve alemlerin sultanı uzaklarda görününce müthiş bir sevince kapıldılar. Çocuklar ellerine defleri aldılar. Yol kenarlarına dizilip bugün Talal Bedru diye bildiğimiz o ilahi söylediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i onunla karşıladılar. Daha sonraki devirlerde de alimlerin, Velilerin meclislerinde hep musiki olmuştur. Medreselerde hep musiki olmuştur. Mesela ee, Allah dostlarının medreselerinde talebeler dersi dinlemede zorlandığı zaman derlermiş ki hocalar hadi kapatın güzel sesli olan birisi bir ilahi söylesin dermiş. Ve bir ilahi söylenir, bir kaside okunur. Daha sonra tekrar derse devam ederlermiş. Aynı zamanda ruhu dinlendirir, insanı dinlendirir musiki. Osmanlı'da yine baktığımızda her alanda musiki kullanılmış. İşte savaşta kullanılmış. Ee, yine hastaların tedavisinde kullanılmış. Ve bunlar makamlara göre kullanılmış. Mesela sabah hangi makamda dinlersek insan için daha dinlendirici olur. İşte öğlen hangi makam dinlenirse daha iyi olur. İkindi de hangi makam, akşam hangi makam, gece hangi makamdaki bir eseri dinlersek bize nasıl etki yapar. Hatta hastalıklara bölmüştür. İşte baş ağrısında hangisi daha iyi olur. Sıkıntılara i̇şte sıkıntılara hangisi daha iyi olur? İç sıkıntısında hangisi daha iyi olur? Gibi bunun gibi birçok hastalıkla ilgili e, o eserlerin makamlarını ilişkilendirmişler ve onları bir tedavi yöntemi olarak kullanmışlar. Yine baktığımız zaman meclislerde toplandıklarında musikiler olmuş. Ramazan-ı Şerif'te ise bu çok daha farklı bir hal almış. Teravih namazlarında her e, iki rekatta bir malum selam verilir. Dört rekatte bir de bir istirahat edilir. Bir dinlenme olur. İşte o dört rekattan sonra işin üstadları, musiki üstadları ne yaparlar? Güzel eserler okurlar. İnsanları manen farklı bir havaya sokar. Dinlendirirler ve daha sonra tekrar namaza devam ederler. Yine meclislerde, Ramazan-ı Şeriflerde, meydanlarda, evlerde hep musiki bakıyoruz ki Ramazan'da ayrı bir coşkuyla söylenmiş, dinlenmiş. Bugün e, vaktimiz yettiğince kıymetli sanatçımızdan Musiki dinleyeceğiz. Aynı zamanda onunla da sohbet edeceğiz. Konuğumuz Bursamız'da uzun yıllar musiki alanında çalışmış, gayret etmiş, organizasyonlarda görev almış kıymetli sanatçımız Kasım Bayram. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Fazla Sefalar Hoş bulduk getiriniz. efendim. Sefaalar bulduk. Allah razı olsun efendiye bulduk. İyisiniz inşallah. Şükürler olsun. Siz de iyisiniz. Allah isteriz. razı olsun. Elhamdülillah. Öncelikle soralım Onun Ramazan-ı Allah. Şerif Nasıl geçiyor? Elhamdülillah tabii biraz buruk. Ama değil yine, mi? Yine yine de olsa tabi e, tabii Gazze yani evet var. En nihayetinde bunu unutamayız. Bir ama ibadet sonuçta, yönü, sevinç yönü var, bir, yönü ama bir diğer de, tarafta da evet, buruk de, tarafı var. Bir de hüzün var efendim tabii ki. Yani şimdi Ramazan eski Ramazanlar, eski Ramazanlar, eski Ramazanlar diyoruz ama işte şimdi e, kafirin işte buradaki Müslümanların üzerine vermiş olduğu bu gayret bu efendim zulüm, bu zalimlik işte bakıyorsunuz ki biz de artık alışıla gelmiş oldu. Unutuyoruz yani. Çok çabuk unutabiliyoruz. Birden pide kokusuna, birden efendim mesela etlere, birden efendim tatlılara. Giderken onların efendim mesela hayali rabıtasını yaparken yani unutuyoruz. Çok çabuk unutuyoruz. Belki Harbi orada da. onları da düşünmek. Keşke onlar da olsaydı. Onlara da verseydim. Tabii. Keşke onlar da yiyebilseydi. Evet. Onlar da aynı imkanda olsaydı. Tabii. Tabii o da var. Şimdi geçenlerde mesela Dursun Ali abinin e, story'sinde mesela görmüştüm. O da orada mesela oradaki Gazeli bir çocuğa, kız çocuğuna soruyor ki e, evladım diyor, neyi diyor özlüyorsun? Ne canın çekiyor diyor yani ona. Efendim o da diyor ki beyaz ekmek. Subhanallah. Beyaz ekmek diyor canım çekiyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Biz burada beyaz ekmeklerle alakalı beyaz ekmeği artık şu an Ramazan'da 3. 4. sınıfa koyuyoruz. Çünkü ne? Yumurtalı pide. Olması gerek Ramazan. işte etler, işte efendim söyleyeyim ha işte yemekler, tatlılar, şunlar bunlar vesaireler, çeşitler daha çok olması lazım. Halbuki insanın yiyebileceği ne kadar? Şu kadar bir şey yani. Midenin mi? aldığı kadar. Şu kadar yani. Dolayısıyla gözün doymadığı, gönlün doymadığı bir asır. Allah Azze ve Celle ve Hazretleri bizlere şu yani ahir zaman deyip de efendime söyleyeyim işte yani bittik battık, ümitsizlik haşa öyle bir şey yok ama gerçekten kelamların artık e, tesir etmediği, sohbetlerin artık tesir etmediği, kalplere artık Allah Azze ve zikrinin artık yani aşağıdan Şöyle baktığınız zaman boğazın aşağı helal lokma inmediği için de kalbe tesir etmiyor. Dolayısıyla Allah ve Celal bizlere aa, gerçek iman sahipleriyle birlikte olmayı, yani gerçek iman sahibi olmak istiyoruz aslında ama ona da çok çalışmak lazım. Hep böyle sözde olmuyor. Dolayısıyla Allah ve Celal bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Evet. de gündemimizden düşünmeyelim. Allah için onları yani yemek yerken, içerken, yani böyle keyfimiz gelirken de olsun. Onları böyle analım, Allah-u Teala onların hatırına bize versin. Rabba alemin. Ama onlarda şöyle de bir şey e, gördük, sanki bizden daha coşkulu Ramazana girdiler. Yani. Elhamdülillah. Yani i̇man bu var. Bu da bir iman meselesi değil mi? Yani iman var imkan var. E, o evet. şeylerin arasında. Evet. O yıkıntıların yıkıntılar arasında mesela ikile diyoruz. Bakıyoruz evet. Evet. duvarları falan boyamışlar. Allah ne var. o kandilleri yakıyorlar. Musiki de var aynı zamanda. de bak, var, yani, var, var, sanki çok zengin bi, biz, biz enkazdayız var. onlar şey. Allah Allah. Yani. Aslında gerçekten bak Yusuf Hocam mesela siz bu da çok güzel bir şey söylediniz. Samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Yani enkaz dediniz de gerçekten ee, müthiş bir enkaz bizim içerimizde olmuş yani. Çünkü biz lüksten efendime söyleyeyim kendi efendime söyleyeyim konfor alanımızdan dışarı çıkamıyoruz. Korkuyoruz. Yani acaba buradan çıkarsak acaba işte şu kadar şeyimiz olmazsa işte şu lüks aileden buraya inersek işte efendime söyleyeyim şu arabadan bu arabaya düşersek işte efendim şu elbiselerden bu elbiselere düşersek Allah muhafaza hep bir korku. Halbuki o insanların belki 3 aydan beri belki aylarda aylardan beri belki gusül alamıyorlar. Yani bırakın efendime söyleyeyim artık onların e, düşünün 3 ay, 4 aydan beri bu insan gusül edemiyor. Banyo yapamıyor. Allah'ım ne acayip bir şey. Var. Su bulamıyor. Yani banyo yapmayı bırak, içmeye su bulamıyor. Ve yağmur yağdığında o çamurla beraber içiyor. Hiçbir efendime söyleyeyim haşa ve kella, hiçbir şikayet etmeden Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. Allah-u Teala'ya şükrediyorlar, dua ediyorlar, tövbe ediyorlar. Daim tövbe. Biz kimse kimsenin bir şey istemiyoruz. İlyâke nâbidû ilyâke. Işte. ayet Celillerin işte buradaki Fatiha Suresindeki. Evet. Onu bir idrak edebilse insan. O zaman işte çözülecek bütün bağlar. Değil mi? Tabi Ahmet'e Mehmet'e şuna buna değil. Kardeşi Allah'a. Yüce Mevla e, o şuura ermeyi hepimize Amin. nasip eylesin diyoruz. Amin hocam. E, bununla ilgili de Yalvarışla, ya ilgili o zaman bir musiki alalım. İnşallah ile ilgili. Güzel bir kasidemiz var. Bizim Mehmet Emin evet. hocam mesela geçen en son çıkarmış olduğu bir çok sevdiğimiz efendime söyleyeyim Mevlan sevimden gayrı barise kastım diye efendime söyleyeyim. Yani i̇nşallah onu bir e, acizane bir okuyalım. Evet. Mehmet Emin evet. Hocam gibi olmasa da efendime söyleyeyim. Allah razı olsun. <laughs> Mevlam senden gayrı varise kastım Senden başkasına yönüm döndürme Mevlam senden gayrı Varise kastım Senden başkasına Yönüm döndürme Gidecek vallahi Yok başka dostum Rızana ermeden Beni öldürme Gidecek ki Vallahi yok başka dostum. Rıza'na ermeden beni öldürme. Senden gayrısından ümidi kestim. Şu nefsin elinden billahi bezdim. Türlü günahlarla kirlendi üstüm. Hak bak eylemeden kabre girdirme. Türlü günahlarla Kirlendi üstüm Akbak eylemeden Kabre girdirme Ulu dergahına Açılır teslim Şu kara yüzümle Tövbeler ettim. Nice suçlarımla haddimi aştım Merhamet eyleyip nara gönderme Nice suçlarımla haddimi aştım Merhamet eyleyip nara gönderme Mahşer divanında içi boş teslim Rahmetin şanındır affına geldim Bir ulu sultanım tahtına geldim Lütfu ihsanından geri çevirme Bir ulu sultanın tahtına geldim Lütfu ihsanından geri çevirme Amin Allah razı olsun. Gerçekten Gerçekten bir dua gibi. De dua e, harika tamam bir şey. allah Teala kulun acizliğini Vallahi aynı iyi. zamanda çok güzel ifade eden bir eser olmuş. Müthiş bir evet, e, sözleri çok güzel. Aslında şunu gösteriyor bu tür eserler bize. Evet. E, Müslüman her an e, imanıyla hareket eder. Ve o imanın gereği olarak sürekli Rabbini bilir. O kadar. Ondan yardım ister. Haddini bilir. Haddini bilir. O kadar. Allahu Teala beni görüyor. O kadar. beni biliyor. Acizliğimi biliyor. Ben de acizliğimi biliyorum. Farkındayım. Der ve Allah'tan başka kimin var? Ya. Ee, bize en iyi kollayacak olan odur. En ya. iyi bize ya. verecek olan odur. Amin. E, ee, en güzel e, bize lütuflarla bulunacak olan Allahu Teala'dır. Amin. Kulların ki geçicidir. Kulların ki menfaate dayanabilir. Tabi. Ama Allah-u Allah Teala'nınki farklıdır. Allahu Teala diyor ben senin neyim sen kimin nesin diyor evet. ayet Dolayısıyla Allahu Teala kulunu affetmek için bahane arıyor. Değil affetmek mi? için bahane arıyor. Onun için Allahu Teala tövbeyi çok seviyor. Evet. Sürekli e, o acizlik içerisinden mi olmak? Yani Tabii. acizlik dediğimiz kul eksikliğini bilmesi. Yani, tu bu Allahu tövbeten nasuh ederken mesela oradaki ki tövbeyi nasuh Allahu Teala diyor ki hep beraber tövbe edin diyor Hı. Rabbil alemi. Şimdi yani. onun için mesela bazen mesela bazı kişiler söylerler işte bir mürşid-i kamile efendim ne gerek var diye. Niçin onunla beraber işte efendim mesulüm, tövbe ediyoruz diye. Tövbe biz Allah'a da ediyoruz. bir e tamam biz Allah'a etmiyorsunuz demedik. Ama niçin bir Allah dostuyla beraber ediyoruz? Niçin onu şahit tutuyoruz? Allah Azze ve bizi ne kadar tanıyor? Bize ne kadar güvenir değil mi şimdi? Ne kadar güven vermişiz Allah Azze ve Biz affedersiniz ama bir evladımıza bile bir yani güvenle alakalı halen sorunlarımız var. Değil mi? Yani aslında şu. Yani tövbeyi bu eserde bahsedildiği gibi kişi hem her fırsatta edecek. Kendisi tek başına edecek, namazdan sonra edecek, ailesiyle beraber edecek, camiye gidecek, hoca ile beraber edecek, tabii, başka bulduğu alimle, veliyle, kimle bulursa her fırsatta daim Sürekli son nefese kadar tabii daim her fırsatta salih kullarla beraber nerede imkan buldu orada zaten sürekli tövbe halinde olacağız. Bu bir sefer yaptım oldu bitti diye bir şey değil zaten. Kesinlikle. Zaten hocam şöyle bir şey yani insan eğer ki yani e, namazın eğer ki insan oturtamadıysa hayatında oturmuyor hocam yani. Namaz yani dinimizin direği olduğu için yani bir bina düşünün. Binanın temeli yani mesela sağlam olmazsa o direklerin üstüne tekrar ikinci katı atamazsınız. Temel imandır ama direkleri de namazdır. Dolayısıyla bunun için Allah'a Allah Hı -hı. bizlere <laughs> sağlık saat afiyet vermiş. Bundan daha da şeyi en büyüğü Cenab-ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet kılmış. Ve allah o Teala bizi muhatap kabul ediyor. Şimdi bir insanın mesela namaza kılamaması mesela. Çok üzülmesi lazım. Allah beni huzuruna kabul etsin. Kainatın sahibi. Yani bir makam mevki sahibi. Şundan bahsetmiyoruz yani dünyadaki. Evet efendim. Bir vali, bir kaymakam. Ne bileyim yani bir cumhurbaşkanına bahsetmiyoruz yani. Bunların hepsi gelip geçici insan. Bilmiyorum. Kainatın sahibi seni kabul etmezse. Yani aslında e, bir Uğur taşları kafaya. ibadet yapmıyor olması kendisinden büyük ceza olarak yeter. Tabi. Allah Uğur razı olsun. Kafaya. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir sonraki e, yine programda sizle beraber olacağız. E, ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. ağzınıza, efendim. nefesinize sağlık. Teşekkür allah Teala sesinize zeval vermesin. Amin. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, ilahi sanatçısı, musiki sanatçısı kıymetli Kasım Bayram hocamız bizlerle birlikteydi. Ee, i̇nşallah tekrar kendisini başka programlarda konuk edeceğiz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, hayırla kalın, hayırlı iftarlar.